da oluyor aslında da dediğin gibi özellikle sizin yaş aralığındaki ketçap genelde yaz günü izlemeyi tercih ediyor. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Siz kekini yedin, afiyet olsun, kahve de içtik. Cheesecake 14,5 TL, hatta 15 TL, hatta 29,5 TL tuttu burası. Şimdi nereye gidiyoruz? Sen de yüksek oluyor. Yani bilmiyorum, hatta ne gidelim? Bilmiyorum, hatta ne gidelim ya? Ben bir kurduğumuz cheesecake'lere sorayım. Ben dokuyun hocası gördüm. Temel edin arkadaşlar. İyi yani. Buraya kadar geldi. Geldim aynen. İstersen tatlıya gidelim. Tatlı bahtını da iyi. Devam, o zaman tatlıya gidiyoruz. Tamam. Merhabalar arkadaşlar. Doktordan önce bir son haber içinde de geldi. Bir kutsaya geldi. Patlayacağız. Diyabet olacağımız kutsaya gittim. Kaç saat oldu? 1 saat 48 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi kutsaya geldik. İstiyorsan şöyle bir göster. İçeri gidiyoruz. Abi içeride internet varsa ben şeye de bakacağım ya. Bypass ameliyatı. Tamam. Videonun sonunda hastaneye geçiyoruz. Aynen. Arkadaşlar doktor pasiyeni varsa lütfen yorumlara yazın. Yani bilelim. Abi yutur. Evet, tatlılar da geldi. Şöyle göstereyim. Tolga size çok söyledi. Diğer bakın vazgeçilmedi. Soğuk baklava. Bu bence olmazsa olmazlardan. Tolga tabii künefeyi tercih etti. Tabii olmazsa olmazlardan ne var değil mi? Tabii. Çok güzelsin ya. Süper. Vallahi sen de gezmek çok keyifli. Tolga gerçekten böyle çok efendi, çok bilgin biri. Çok sevdim. Muhabbeti çok güzel. Çok kaliteli bir arkadaşımız. Yiyiniz abi. Ne yapacağız? Künefeyi yiyeceğiz herhalde. Aynen. Şimdi var mı? Diğer kaldın mı? Yer kalmadı. Ama bir daha var. Tamamlayacağım ben zaten. Çok güzel oldu. Sen
kapanışı güzel yaptın bu arada. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Bir de gereken bir şey var değil mi? Kolonya'da. Aynen öyle. Alıştım ben bu tarafa. Çok güzelsin ya. Süper. Evet, kolonyayla başlayalım. Dikkat edelim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İddialı olan biri varsa iddialıydı. Buraya kadar gelebildi. Yani ben öyle gördüm, bilmiyorum. Gerçekten o kadar da iddialı değil. Güzeldi ama çok keyifliydi. Güzel yedik, çok yedik, sağlam yedik, kararında yedik. Güzel yerlere gittik. Bir yemeğe devam edelim istiyorsan. Başlayalım. Bak bakayım. Nasıl beğenecek misin? Oo, bu da çıtır çıtırmış. Güzelmiş bu arada. Nasıl? Güzel mi? Yani şu an kadar fazla yiyebilmeye param yetmemişti. Öyle mi diyorsun? Aynen, senin vesilenle. İyi, afiyet olsun. Afiyet şeker bal olsun. Teşekkür ederim. Buradan afiyetler biz yemeğe devam edelim. Aynen. Kapanıcı birazdan dışarıda yapalım. Tamam mı? Tamam ya. Arkadaşlar küşleme bitti. Tolga da bitti. Üç gün boyunca yemek yemeyeceğim. Üç gün boyunca yemek yemeyeceğim. Çekmişiz yani. Çok efendim, çok acılı bir arkadaşımdı. Bundan sonra da inşallah görüşeceksem ne diye düşünüyorum. Kaç dakika oldu şimdi de göstereyim. 3 saat 14 dakika. Evet, sürenin dönüştü. 7 dakika kala bir anton gösterdik. Evet. O sürenin 7 dakika içerisinde bitti. 1 saatte bitirmiş oldu. Aynen öyle. Yani güzel ayarladık. Kapanış çok güzel oldu. Eğer bitirmiş olsaydın en başında da söylediğim gibi 1000 TL'yi kazanacaktın. Aa, 213,5 TL'de kaldı. Takipçiyle 3 saatte 1000 TL serisinin ikincisini çekmeye karar verdik. Yanımda Rüken var. Merhaba Rüken, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olasın. Şöyle ben biraz kurallardan da bahsetmek istiyorum. Daha önce izleyenler vardır ama ben tekrardan böyle sizden geçmek istiyorum. Benim de şöyle 1000 TL var arkadaşlar. 1000 TL ile tüm mekanları gezeceğiz. Nereye gitmek istiyorsan gideceksin. Bunu ben belirlemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bir sürü sormuşlar. Kesinlikle ben belirlemiyorum. Sen belirliyorsun. Benden öneri alabilirsin. Sıkıntı yok. Mesela bir önceki de programdan öneri almıştım. Onu öneriyorum ama benden öneri almak zorundayım. Onu da belirtmek istiyorum. Gitmek istediğin yere gidebilirsin. İstediğin kadar yiyebilirsin. Şu kuralı anlayacaksın. Önüne beni geliyorsa yancıları düşünmemesi. Et geldi, eti bitirmek zorundasın. Yani o kurala dair olsun, o önemli bence. Hani israf etmemiş de oluruz böyle. Birincisi bu. İkincisi mesela yolda geçen şeyi hesaplayayım. Ne yapıyorum? Mekana gittik, işte kahvaltı gelecek ya da ne bileyim. Ciğer sorusu gelene kadar geçen süre yine hesaplayacağız. Burada yani zamanla yarışacağız. Bu da çok önemli bence. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Böyle hızlı hızlı hareket edeceğiz. Daha güzel olacak bence. Daha heyecanlı olacak. Hani böyle gördüğün kadar biraz sıkır tutulsun, isteklisin. Bir TL'ye alacağım diyorsun. Biraz araştırmaya da girdim. Böyle birkaç gün öncesinden konuştum ben Rüken'le. Çok istekli. Yapacağız diye. Koparacağız diye. Bu da benim hoşuma gidiyor. Hem takipçimle böyle ne alacağım, bir şeyler yiyeceğim. Hem onu tanımış olacağım. Hem böyle keyifli vakit geçireceğiz, bir şeyler atıştıracağız, çok güzel olacak. Umarım güzel bir şey çekerim. Kendi istediğin yeri sordum, sen ne dedin? Özür dilerim. Tamam. Çok güzel. Tamam, özgürlükle başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu da belirteyim Rüken, en az 3 mekan gezmek zorundasın. Bir de şunu da söyleyeceğim, kronometreye girmeden başlatıyorum. Şöyle gösteririm size, kronometreye bakıyoruz. Artık 3 saatimiz başladı, şurada göründüğü üzere. Ve içeri gidelim artık Rüken. Evet, önümüze menü geldi. Şöyle Rüken'le biraz konuştum. Şöyle Ege'den köy kahvaltısı var, 91 TL. Şöyle göstereyim. 2 kişilik tabii. Ben 2 kişilik mi yiyeceğim diye söyledim ama ne diyorsun bilmiyorum. Bence de yersin. O zaman sana bir Ege'nin köy kahvaltısı söyleyelim. Ben de kendime farklı bir şey söyleyeceğim. Onun kahvaltısına dokunmayacağım kesinlikle. 91 TL'yle bir açılış yapacağız. Tabi ziyan etmeyeceksin. Her günden böyle... Arkadaşlar, bu demir şansına kaç dakika oldu? 21 dakika oldu. Daha gelmedi. Ben geç geliyor tabi.
Bizden kötü oldu. Kahve gelmeye başladı.